Saldırıyorum. Biraz görüntüsünden mi dedin? Aynen. Bu yaklaşık bir aya yakın içinde kalması gerekiyor şeyin, kemiklerin kaynaması için. Vücut bu uyguladığımız materyali yabancı cisim olarak kabul etmiyor. Yani bunu almadan da hayatını devam ettirebilir tekrardan. Şu anda kanat fonksiyonu çok iyi, kullanabiliyor tekrardan, uçabiliyor ama şu anda çok sağlıklı olmadığı için tabii ki doğal yaşam alanına bırakmak için bir ay kadar beklememiz gerekiyor. Veyahut da iyileşme sürecine göre tekrardan röntgenle kontrol edip tedavisini yaptıktan sonra doğal yaşam alanına bırakacağız. İşte kedi, buzağı, köpek, bu tür hayvanlarda zaten daha önceden çok sık kullanılan bir yöntem. Özellikle zaten bu operasyonu yapan sadece demeyeyim de çok gelişmiş klinikler veyahut da üniversiteler tarafından yapılıyor. Ama biz tabii bu yöntemi yaparken dün bir araştırma yaptık. Bu yöntem daha önceden Türkiye'de yapılmış mı diye. Kanatlarla ilgili bir bulguya rastlamadık kendi yardımımıza. Hani yapılmışsa, yayınlanmamışsa bunu bilmiyoruz. Ama tarama yaptığımızda kanatlarda bu yöntemle ilgili bir bulgu bulamadık. Daha önce de bakım evimizde bir tane domuz, bir tane dağ keçisi, karabatak, kurt, tilki ve şimdi yeni dostumuz balaban. Bu tür hayvanları daha önce de tedavi edip doğal yaşam alanlarına bıraktık. Bunun da tedavisini bakım evi merkezi olarak üstlendik. Tedavisi bitince tekrar doğal yaşam alanına salacağız. Kadın burada da.